Bu görmek isteği de zaten Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın bir manevi bir tecelli hakkında olabilir. Bunu kabul etmek bizim için uygundur. Çünkü bu Allah Teala'ya bu istekte bulunmadan önce Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala bu müjde vermişti ki çok büyük bir peygamber gelecektir. Onun için diyor ki ben bundan kıyaslıyorum ki Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın bu isteği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e gösterilen tecelli görmek hakkındaydı. Ve bunun cevabı Allah Teala lan terani sen bu tecelli tahammül edemezsin. Sen bunu göremezsin. Bu ifadeyle dedi. Çünkü bu çok yüce bir tecellidir ve bu tecelliyi görmek için Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in fevkulade üstün konumu ve mevkiini taşımak gerekiyor. Ve zaten Hz. Musa aleyhisselatü vesselam'ın manevi gücü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi gücüne denk değildi. Onun için Allah Teala kendisine Hz. Musa aleyhisselatü vesselam bu isteği reddetmiştir. Onun için Hz. Musa aleyhisselatü vesselam yani bu vesileyle Hz. Musa aleyhisselatü vesselam bildi ki o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi manevi kabiliyetler taşımıyor ve onun için Hz. Musa aleyhisselatü vesselamın bu isteği üzere Allah Teala Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e gösterilen bu tecellinin çok küçük bir parçası göstermeden Hz. Musa aleyhisselam baygın düştü. Tahammül edemedi. Zaten Allah Teala kendisine önceden bunu anlatmıştı. Şimdi Hz. Musleh Maud radıyallahu anh diyor ki Allah Teala Hz. Musa aleyhisselama Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu yüce şanı göstermek için bu keşif gösterdi. Ve bu keşif sırasında kendisine hocası olarak ders veren zat benim amirim, benim liderim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve Hz. Musa aleyhisselam kendisi ile beraber yolculuk yapmak gücü sahibi değildi. Nitekim dayanamadı. Belli bir yereye kadar ve belli bir zamana kadar benim bu Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile yanında yolculuk yapabildi. Ama tahammül etmediği zaman yoruldu ve bu vesileyle Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ayrıldı. Şimdi genç bir zat hakkında bazı rivayetlerde var ki bu genç bir zat kimdi? Yani Hz. Musa aleyhisselatü vesselam ile yolunun devam eden. Bazı rivayetlerde Hz. Yuşa bin Nun yani Hz. Musa aleyhisselatü vesselamdan sonra Hz. Musa aleyhisselatü vesselamın bir arkadaşı, bir sahabesi diyelim. Onun döneminde yaşayan bir Allah'a ermiş bir zat ve daha sonra da Hz. Musa aleyhisselatü vesselamın birinci halifesi oldu. Yani onun yerinde Beni İsraillere önderlik yapan bir zat Yuşa bin Nun vardır. Bazı rivayetlerde diyorlar ki bu genç bir arkadaşı Yuşa bin Nun'dur. Ve Hz. Musa Aleyhisselam diyor ki bu olabilir. Yani fiziksel olarak yani bir yüz siması olarak Yuşa bin Nun'un yüzünü görmüş Hz. Musa Aleyhisselam. Ama aslında bu genç bir zat onun yorumu veya onun tefsiri açıklaması aslında Hz. İsa Aleyhisselam'dır. Çünkü bu yolculuk hakkında Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesi okuduğumuz zaman biz biliyoruz ki bu ayet-i kerimelerde Hz. Musa Aleyhisselam sanki kendi evinden bir genç bir arkadaşı alıp da yolunun devam ettiği yazmıyor. Hatta kendisi ne zaman yolunu başladı, bunun hakkında da bir bilgi yoktur. Sadece bu kadar bu bilgi var ki Hz. Musa Aleyhisselam kendini yolculuk sırasında gördü ve bir genç bir arkadaşı onun yanındaydı. O kadar. Ve kendisine diyor ki ben iki denizlerin
birleştiği yere varıncaya kadar yolumu devam edeceğim. Yolculuğumu bırakmam. Hatta eğer asırlarca yürüme pahası olursa olsun ben devam edeceğim yolumu. Burada hukup kelimesi kullanıyor Allah-u Teala. Hukuba. Hukup 80 seneye kadar ve 80'den hatta fazla sene hakkında bu kelime Arapçada kullanılıyor. Aslında diyor ki Arapçada asır kelimesinin tercümesi diyebiliriz. Yani bu ve onun karşıtı diyebiliriz hukuk kelimesi. Ama bazen bu kelimeler veya asır kelimesi uzun bir zamanı hakkında içinde biz kullanabiliyoruz. Mesela aramızda da konuştuğumuz zaman bazen diyoruz ki ben senelerdir seni bekliyorum veya asırlardır ben seni bekliyorum. Ama tabii ki o asırdan yani 100 sene demek değildir. Çok uzun bir zaman demektir. Ama hangi manası alırsak şunu biliyoruz ki burada çok uzun bir mesafe, çok uzun senelerce en azından senelerce devam eden bir yol söz konusudur. Ve Hazreti Musa Aleyhisselatım diyor ki ben senelerce veya asırlarca yolumu devam edeceğim. Ve bir iki tane deniz birleştiği yere varıncaya kadar yolumu devam edeceğim. Hazreti Musa Aleyhisselatım diyor ki bu açıktır ki bir ümmetin peygamberi kendi ümmetinden işte onlarca sene terk edip başka bir yerde kalıyor. Bu bizim akılımız bunu kabul etmiyor. Çünkü eğer bu kadar 20 sene veya 10 sene veya 15 sene veya 25 sene bir peygamber veya bir ümmet kendi peygamber olmaksızın, yani onlar arasında kalmaksızın idare edebiliyorsa o zaman peygamberin gelmesinin gereği nedir yani? O gerek kalmıyor zaten yani öyle bir bizim peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi terk edip Medine'ye hicret etti. Kendi şehrini bıraktı. Bu bir yolculuk yaptı ama Mekke bırakmadan önce Resulullah'ın ümmeti, Resulullah'ın sahabeleri Resulullah onlara Medine gönderdi. Hatta Medine'deki insanlardan kendisine inanmış bazı insanlar ve bu vesileyle kendi ümmetini terk etmiş diyemeyiz yani. Bu ifadesi doğru olmaz. Ama eğer Hazreti Musa Aleyhisselatü'nden böyle bir yolculuk yaptığı ve kendi ümmetini bıraktıysa bu kabul edecek bir durum değildir. Onun için gerçekten bu Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselatü'nden azından sadece senelerce ben, asırlarca ben yolumu devam edeceğim. Bu ifadesi ile kasıt nedir Allah-u Teala? Ne demek istiyor? Diyor Hazreti Musa Aleyhisselatü'nden diyor ki bundan bu kadar anlaşılıyor ki Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin dönemi bir peygamber olarak yani bir yüce bir büyük bir ümmetin başında olan bir peygamber, bir kurucu bir peygamber olarak Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanı, Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi bir hayatı ile bağlı değildir. Onun vefat ettikten sonra bile devam edecekti. Yani bu asırlarca kendi ümmeti devam edecekti. Yani Hazreti Musa Aleyhisselatü'nden sonra da bazı peygamberler gelmiş. Hazreti İsa Aleyhisselatü'nden gelmiş. Ve ondan sonra Hazreti Yahya Aleyhisselam gelmiştir. Başka bazı peygamberler de gelmiştir. Ama bu peygamberlerde aslında Hazreti Musa Aleyhisselatü'nün ümmetinin peygamberleridir. Yani kendisini bir öğrenci olarak ve talebe olarak onları görmek lazımdır. Şimdi burada başka bir hikmet de vardır. Müslim Hazretleri diyor ki genç bir arkadaş hakkında söz konusu yani o kelimeler vardır bu ayet-i kerimelerde. Burada bir şüphe doğabilirdi ki sanki bu genç bir arkadaşı arkadaşın zamanı aslında Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanının bittiğini gösteriyor. Hayır. Bu şüphe yanlış bir şüphedir. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonraki bir peygamberin dönemi, yani Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberinin dönemi
öyle bir peygamberin dönümü ile bitişik ki o tek başına kendi başında bir özerk bir peygamber değildi. Bu Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın mütalebesiydi. Yani Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bu şüphe uzaklaştırmak için Allah-u Teala dedi ki Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam öyle bir ümmetine kadar, yani öyle bir zamana kadar yolunu devam etti ki o zamanda başka bir peygamber, yani İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi de vardır. Ama Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın tek başına bir dönemi değildi. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam ile beraber o her ikisinin ümmeti olan, yani Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin ikinci parçası. Birinci parçası da İsa Aleyhisselam yok. Sadece Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmetin üzerinde üzerinde bir kontrolcü olarak vardı. Ama başka bir zaman var. İkinci parçası var onun ümmetin. Hazreti Musa Aleyhisselam vefat etmiş ama yine onun ümmeti devam ediyor. Onun peygamberlik şeriyet devam ediyor. Başka bir peygamberin vasıtasıyla, yani Hazreti İsa Aleyhisselam vasıtasıyla, ama onunla beraber gösteriyor Allah Teala. Bunu göstermek için Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dönemi daha devam ediyor. Bu şüpheyi uzaklaştırmak için Allah Teala bu manzara gösteriyor bu keşifle Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam da buna tasdik ediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da hiçbir zaman demedi ki ben Hazreti Musa Aleyhisselam'dan ayrılıp kendi başında özerk bir peygamberim. Her zaman sorduğunda Hazreti İsa Aleyhisselam ben Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatine tabi bir peygamberim dedi. Mesela Matti 5. bölüm 17. ayet-i kerimede Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki anlamayın ki ben Tevrat veya peygamberlerin kitaplarını fesh etmek, iptal etmek için geldim. Öyle sanmayın. Ben onları iptal etmek için değil, onları tamamlamak için geldim. Burada anlaşıldığı gibi Hazreti İsa Aleyhisselam, yani o genç arkadaşı açık söylüyor ki ben Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin bir peygamberiydim. Şimdi burada bir Mecmu'l Bahreyn kelimesi geliyor. Yani iki denizin birleşmesi kelimesi geliyor. Bu kelime bile bize bilgi veriyor ki bu bir keşfi bir olaydır. Maddi bir olay değildir. Çünkü Mecmu'l Bahreyn isimli yer dünyada yoktu. Yani bu isim ile zikredilen bir coğrafyada bir yer yoktu. Ama şimdi Hazreti Müslim Odra'da diyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hicretinden sonra kendi oturduğu yere en yakın olan iki yani denizlerin birleştiği yer, üç yerler vardı diyor. Bir de Babul Mendib'de iki deniz birleşiyor. Orada Kızıl Deniz ve Hint Denizi birleşiyor. Şimdi onun için Mecmu'l Bahreyn manevi şey olarak, yani isim olarak değil ama iki denizin birleştiği yer olarak bu yer olabilirdi. İkincisi Dardanyal. Burada da Akdeniz ve Marmara Deniz birleşiyor. Ve üçüncüsü de Al-Bahreyn. Orada da Fars Körfezi, İran Körfezi ve Hint Denizi birleşiyor. Bu üç yer Mecmu'l Bahreyn, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın oturduğu şehre en yakın olan vardır. Ama en yakın olan bunlar olmalarına rağmen her birisi en azından 1000 kilometre uzak, yani Hazreti Musa Aleyhisselam'dan. Ve o zamanki şartlara göre 1000 kilometre uzak yere, hedefe yolculuk yapmak için en azından bir sene yolculuk yapmak, devam etmek zorunda oluyordu insan. Ama bu keşiften anlaşıldığı gibi Hazreti Musa Aleyhisselam bir denizin kenarına sahile yolculuk yapıyordu. Onun için bu üç tane anlattığım yerleri vardır, denizlerin birleştiği yerler. Onlardan en yakın ve denizlerin kenarında olan yer Dardanyal olabilirdi.
Ama bu dereden yara varmak için Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'a Kin'an diye bir yer var. Oradan geçmek lazımdı. Çünkü o yolunda geliyor. Ama Bibel'de biz bakıyoruz ki Kin'an'a kadar bile Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam varamadı. Yani maddi olarak. Onun için bu da bir delildir ki Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam bu maddi olarak bu yolculuk yapmadı. Ve bu olay aslında bir keşif idi. Ve Mecmul Bahreyn, nitekim Mecmul Bahreyn bir yerin ismi değildir. Ve yorum yapan bir kelimedir. Bunun yorum yapacağız. Onun için Hazreti Musleh Maud Rezal diyor ki Tatirul Anam, meşhur Rüyalar Tabir'in kitabı vardır. Tatirul Anam. Orada bahar, yani denizin bir yorumu yapıyor İmam İbn-i Serin. İmam İbn-i Serin yazıyor. Diyor ki Al-Bahru fil Maname yedullu ala malekin kaviyin muhabin adilin şefikin yahtacu ilahil halayiku. Diyor ki eğer insan rüyada ve kaşifle deniz görüyorsa bunda ne demektir? Çok güçlü bir padişah, çok adaletli yapan bir padişah, çok şefkatli ve merhametli bir padişah ve öyle bir yüce bir padişah ki bütün dünya kendisine muhtaç olsun. Öyle bir eğer deniz insan rüyada görüyorsa onun tabir ve onun yorumu öyle bir güzel bir padişah oluyor. Ve bir de ikinci manası deniz görmesinin ikinci manası tesbih ve tehlil yapmak. Yani Subhanallah demek ve Allahu Akbar demek. Zaten burada da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir manevi bir yolculuk, İsra yolculuk hakkında Allah'a bir ona bir işaret veriyor. Ve bu vesileyle diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Filistin'e, Yeruşalim'e Allah Teala götürmüş kendisini bir keşif olarak, bir manevi bir yolculuk olarak. Aynen Hazreti Musa aleyhisselatü vesselam'a Allah Teala bir manevi bir yolculuk yaptırdı. Ve bu Mecmul Bahreyn... Bir dakikamız kaldı. Son bir cümle. Ve Mecmul Bahreyn'den aslında zaman kastediliyor. Yani bu bir Allah tarafından bir işarettir ki Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın denizi o yüce bir padişah, yüce bir padişah yani Allah'ın bu peygamberi Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın bir denizi bitmiş. Ve başka bir, yüce bir peygamber yani onun denizi başlıyor burada. Ve bunun birleştiği yer Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın şimdi bu vesileyle yani bu Mecmul Bahreyn'in bizden her iki peygamberin birleştiği zaman kast ediliyor. İnşallah. Allahu salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellem innaka hamidun mecid.